Canancığım. Uzatıyorsun ama. Daha yeni başladık Ünsal. Kanepede yattığına şükret. Bir dahakine bu eve hiç giremeyeceksin. Melike. Buyurun efendim. Al şu çiçekleri kızım. Şimdi götür onları çöpe at. Tabii efendim. Ha, Canan ayıp ettin ama. Yeter artık. Evet yeter. Bayılacağım artık. Bir taraftan Poyraz delisiyle uğraş. Bir taraftan senle uğraş. Torunun için endişe et. Hayatın mahvoldu. Ne oldu anneanne ya? Ne yaptık biz sana? Oğlum seninle ne alakası var? Beni istemiyorsanız burada. Bırakın babam gideyim o zaman. Bak üzdün işte çocuğu. Ben sana bir şey demedim ki kuzucuğum. Dedene kızdım o kadar. Hep öyledir zaten. Sanki ben bayılıyorum. Annem yok, babam yok. Kimsem yok benim. Bu böyle olmayacak kızım. Bir an önce eve dön artık. Oğlun zor günler geçiriyor. Bitmedi mi bu tedavi daha? Ne zaman bitecek? Ben de dayanamıyorum artık. Gücüm kalmadı. Babam Poyraz'ın peşinde hepimizi mahvetti. Değişti, tuhaf oldu. Ben hiç dayanamıyorum artık. Sinan Bey, hazırsanız çıkabiliriz. Ben seni sonra ararım kızım. Bak ne diyorum, şunu bir doktora gösterelim. Dikişler mikrop kapacak diye çok korkuyorum. Sen nesin? Kaportacı mısın sen? Tabii ya. Çünkü biz tıp fakültesinden mezun olduğumuzda iç, dış, kalp, beyin her şeyi bize yüklüyorlar değil mi? Ya gören de bypass ameliyatı yapıyorsun sanari. Alt üstü bir bandaj değiştirdin Allah Allah. Heh, arıyor işte bizimki. Efendim oğlum. Sen beni seviyorsun değil mi? Birazcık seviyorum oğlum seni. Niye sordun bakayım? Ya baba, anneannem delirdi galiba. Yine ne oldu? Annemi aradı. Anneni mi aradı? E arar oğlum, ne var bunda? Gel artık diyor, dayanamıyorum diyor. Ay, oğlum sen üzme böyle şeylere kendini. Deden kadının sinirlerini alt üst etmiştir, o da aramıştır. Normal şeyler bunlar. Baba, sen beni biraz mı seviyorsun sahiden? Oğlum biz seni cami avlusunda bulduğumuz için bu kadar sevebiliyorum işte seni ya. Zorluyorum kendimi ama ne yapalım? Bu kadar oluyor işte. Yalancı. Şapşık şey senin. Benim kalbim Sinan diye atıyor oğlum. Bir daha da sakın bana böyle saçma sapan sorular sorma. Külahları değişiriz ona göre. Tamam. Tamam. Hadi iyi dersler. Sağ ol baba. Annesiyle mi konuşmuş? Aa. Annesi bir gün çıkıp gelecek biliyorsun değil mi? Ben bir kahve yapacağım. İçer misin? Yok. Sinan için ne kadar zor bir durum olduğunun farkındasın değil mi? Kahveyi sert yapmışım ya. Çok özlüyordur annesini. Şu şekeri uzatabilir misin ya? Tamam. Konuşmak istemiyorsun, anlıyorum. Ama ben Sinan'ı düşünüyorum. Çocuğun hayatı zaten çok zor. Kolay bir hayat var mı Ayşegül?
Senin hayatın kolay mıydı? Hı? Benimki de değildi. Ne yapalım? Sinan'ın hayatını daha da mı zorlaştıralım? Bak, üstüme vazife olmadığını düşünüyor olabilirsin. Tamam, haklısın da. Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Tam tersine. Sinan... Sinan annesiyle kuramadığı bağı seninle kurdu ya. Saçmalama. Hiç kimse bir annenin yerini dolduramaz. Bak Poyraz, ben bir tek şey istiyorum. Sinan mutlu olsun istiyorum. Sinan çok mutlu olsun istiyorum. Ben de çok mutlu olsun istiyorum. Ama bizimle beraber olsun istiyorum. Yani anlatabiliyor muyum kardeşim yani? Ben sana... Hayırdır oğlum? Ne bu surat sabah sabah? Kimse beni sevmiyor. Ya niye oğlum? Biz neyiz? Merhaba Pelin. Hafta sonu doğum günü partime gelir misin? Tabii gelirim. Tamam, sizi de bekliyorum kızlar. Hafta sonu görüşürüz. Bu çocuğu da sürekli Pelin'in yanında görmeye başladım ha. Biz çağırsak gelmez anasını satayım. Nereden biliyorsun? Çağırdın mı ki? Bizi gören yok. Seven de yok. Sevmeyin lan Sinan Karayeli. Bizim canımız acımaz kardeş. Efe, dur. Nereye gidiyorsun? İzle kardeşini. Selam kızlar. Hadi yine iyisiniz. Ne oluyor be? Bu akşam okulumuzun en yakışıklı öğrencisi Sinan kardeşimizin doğum gününe davetlisiniz. Unuttun mu doğum günü? Kimler geliyor? Yani acayip bir şey olacak. En az 1500-2000 kişi falan yani. Çüş. Yani bomba bir şey olacak. Gelmezseniz pişman olursunuz. Gelirse bin nerede? Ya ben Face'ten detayları paylaşacağım. Yani ulaşımı da ben ayarlıyorum. Benden haber bekleyin kızlar. Tamam. Oğlum ne yaptın ya? Bugün benim doğum günüm değil ki. Ya varlarsa bu partiyi nasıl yapacağız? Ben nereden bileyim oğlum ya? Bak Pelin dedi. Ayağına kadar getirdik. Yani kusura bakma da dostluk bir yere kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.